ekranlarından tatlı programı Dünyanın Tadına Kayseri'den, Erciyes'ten devam ediyoruz. Muhteşem bir manzaranın önünde çok güzel bir katmer yapacağız. Evet. Tahinli katmer. Tahinli katmer yapacağız bugün. Katmerimizin hamurunu yapmak için öncelikle unumuz, mayamız, suyumuz, sütümüz var. İç malzemesi için de yağlamak için de tereyağımız, sıvı yağımız, tahinimiz var. Öncelikle biraz unumuzu koyduk. Unumuzu kasemize aldık. Katmerimize başladık. Üzerine bir fiske tuzumuzu atıyoruz. Biraz süt, biraz suyumuzu. Bir fiske de mayamızı katıyoruz. Ve hamurumuzu yavaştan yoğurmaya başlıyoruz. Hamurumuz cıvık bir hamur olması lazım. Katmerimizin yumuşak, tel tel olabilmesi için yumuşak bir hamur elde etmemiz gerekiyor. Kıvamına geldi. Şöyle bir toparlayayım. Hamurumuz yoğruldu. Hamurumuz yoğrulduktan sonra direkt katmer yapımına başlamıyoruz. Bir köşeye alıp yarım saat dinlendiriyoruz ki katmerimiz mayaya gelsin, tel tel dökülsün. Tamam. Bunu kenara alıp biraz bekleyeceğiz. Birazcık bekleyelim. Ben de şuradan manzarayı seyredeyim. Muhteşem bir Erciyes manzarası. Hamurumuz mayalanırken bir taraftan içimizi hazırlamaya devam ediyoruz. Evet, hamurumuzu kenara aldık. Şimdi iç malzemesini hazırlamaya başlıyoruz. Bunun için de tereyağımız eridikten sonra tahin katacağız. Tereyağımız erimeye başladıktan sonra içine bir miktar sıvı yağ katıyoruz. Sıvı yağ ve tereyağının buluşmasıyla eritmeye başlıyoruz. Eriyen yağımızın içine tahinimizi katıyoruz. Tahin yağımızda katmerimizin olmazsa olmazı. Tahinsiz katmer olmaz. Kayseri katmerinin özelliği. Evet. Tahinli olacak. Evet, tahinli ve katmer. Tahinli ve tereyağlı. Erittiğimiz yağımızı ocaktan alıp bir köşeye beklemeye bırakıyoruz. Tamam, birazcık soğusun. Hamurumuzu yırtmasın sıcak sıcak. Bu arada hamurumuz mayalandı. Hamurumuz şu anda mayalandı. Katmer olmaya hazır bekliyor. Üzerini kapatmıştık, açıyoruz. Dinlendirdik hamurumuzu. Evet. Hamurumuzu. Güzelce kabardı. Masamızın üzerine biraz un serterek daha sonra hafif böyle görüyor musunuz mayalı hamurumuzu? Evet. Çok güzel kıvama gelmiş. Sır hamur oldu. Havasını aldık. Aldık. Üzerini unladık. Merdane ile açmaya başlıyoruz. Bu hamurumuzu açabildiğimiz kadar ince açalım ki katmerler böyle tel tel bıraksın kendini. Şu noktası. İnce açma. İnce açmak. Çok ince açacağız. Evet. Biraz büyüdükten sonra oklavayı alalım ki ince açmamıza daha kolay olsun. Önce merdane sonra oklavayla. Bunu alayım. Bunu incecik açana kadar büyütüyoruz. İncecik açmamız lazım. Şu anda Kayseri Erciyes'te Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal tesislerindeyiz. Burada hanımlar bu lezzetleri gün boyu yapıyorlar. Yasin Bey, o kadar ince açacağım ki masamızın rengini görmekte zorlanmayacaksınız. Baklava hamuru gibi olacak. Wow. O kadar iddialıyız. Açtığımız incecik hamurumuzun şimdi hazır. Maşallah. İçimiz de hazır. Oh oh bakın, oh. Bakın, bakın, görüyor musunuz? Maşallah, elinize sağlık. Açtığımız incecik olan hamurumuzun üzerine tahinle beraber yaptığımız karışımı bolca seriyoruz. Olması gerekiyor içinde ama. Of. İçinden kaçmayacağız. Elimizi yani korkak alıştırmayacağız. Bunu da katmerde biraz bol alıştıracağız. Of. Bol, bol dökeceğiz ki lezzet versin. Çok da güzel koktu. Evet, tereyağı ve tahin. Tereyağlı, tahinli katmer. Bunları böyle bir uçtan atalım ki hamurumuzda yağ değmedik yer kalmasın. Of of. Sonra ortadan açıyoruz. Ortasını yırtıyoruz. Evet. Ortadan yırtacağız. Çok ilginç. Sonra ortadan dışa doğru sarmaya başlayacağız Yasin Bey. Biz dedik ya Yasin Bey iddialıyız. Gerçekten hanımlar iddialı. Bakın ortadan katladık. Şuradan açıyoruz. Şimdi kopardık. Sonra içindeki yağın bütünleşmesi için biraz böyle hamurla dans etmemiz lazım. Edin. Oynamamız lazım hamurla. Tamam. Hamurla biraz oyun oynamamız lazım ki katmerimiz gerçekten lezzetli olsun. Vay vay vay. İlk defa böyle bir katmer görüyorum. Sonra eşit parçalara ayırıp şöyle ben başlıyorum yapmaya. Şöyle bir kıvırma işlemi yapıyoruz. Şöyle. Doluyoruz. Doluyoruz.
Bu kat vermemizi sağlıyor bu işlem. Kat kat olmasını mı sağlıyor? Aynen öyle. Katmerimiz şu an hazır. Yalnız bu katmerimizin dolapta biraz bir yarım saat içine sürdüğümüz tereyağının donması lazım. Rahat açabilmemiz için. Birazcık dolaba götürüyoruz, buzdolabına bekletiyoruz. Yarım saat sonra açacağız. Evet. Şunu da şöyle at. Sonra size tattıracağız Yasin Bey. Seve seve. Hamurlarımızı kenara almıştık yarım saat dinlenmesi için. Buzdolabından aldığımız hamurlarımızı açma işlemiyle saca göndereceğiz. Katlarına bakar mısınız? Şimdi tel tel olacak Yasin Bey. Bakacağız sanımlar. Afiyetle yiyeceksin. Tel tel olması lazım. Evet. Olmazsa sanırım ben katmer demem. Aynen. Tahinli tereyağlı katmer. Sonra açtığımız katmerlerimizi sacla buluşturuyoruz. Sacıyı alamadık, yapışmasın. Yapışmaz. Zaten yağlı hamur ya Yasin Bey. Yapışmaz. Yapışmaz yok. Yeterli. Kendi yerleşik. Yeniden kalkar. Yeterli. Evet, yağ katmerimizi açıyoruz bir taraftan. Ateş ne nasıl olacak? Ateş ayarı orta. Ne çok harlı ateş, ne çok kısık ateş. İkisinin ortasında katmerimiz kırmızı kırmızı pişecek. Katmerlerimiz hazır. Artık ocaktan alıyoruz. Yalnız katmeri yemesi de özel. Kayseri'de sunumu için çemen, tulum peyniri, zeytin ve çay geldi. Evet. Katmerimizle beraber zeytinimiz, çamanımız, pastırmalı çamanımız ve tulum peynirimizle nefis bir tat alacaksınız şimdi. Nasıl yenir? Katmer, tahinli katmer. Şimdi onu göreceğiz. Evet. Usulüne uygun yiyelim. Şimdi ben size bunu keseceğim. Keserek. Çıtırtısını duyuyor musunuz? Hepimiz duyduk. Dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık, kat kat. Şimdi bakar mısınız? Bakın. Tamam, kat kat. Dediğiniz kadar var mıymış Yasin Bey? Bakacağız. Şimdi kadar. Tadına bakacağız. Şimdi. Her şey tat belirler. Görüntü şahane. Pastırmalı çamanla beraber size ikram edeceğim. Hadi bakalım. Üzerine çemen sürüyoruz. Pastırmalı çemen. Çıtırtıya bakın, çıtırtıya. Buyurun Yasin Bey. Bu bir hali. Biraz da peynirle ikram edeceğim size. Tadını değişik, farklı tat, farklı lezzet alabilmeniz için. İlk defa çemenli katmer yiyorum. Tahin, tereyağı ve çemen. Bu kadar mı güzel olur? Çok güzel olmuş. Afiyet şeker olsun. Kat kat. Afiyet şeker. Bayıldım. Şimdi tulum peynirli. Tulum peynirli bir kat. Çok güzel. Kayseri usulü katmeri mutlaka evde deneyeceğim. Tarifini verdik, malzemelerini verdik, yapımını gösterdik. Evde ilk denediğiniz katmerimiz olsun inşallah. Yapabilirseniz deneyin, yapamazsanız çıkın gelin. Kayseri'ye, Erciyes'e. Çok güzel bir yerdeyiz. Bakın arkamızda Erciyes manzarası. Dünyanın tadı devam ediyor. Ekranlarından tatlı programı Dünyanın Tadına Kayseri'den devam ediyoruz. Erciyes'teyiz. Çerkezlerin meşhur mantısını yapacağız. Erkin et güzeli bağlar bozuyor amanın ama ben yandım aman. Kayseri'nin meşhur sucuğunu yapıyoruz. Kayseri yağlaması yapacağız bugün sizlerle. Dünyanın tadında şimdi Kayseri'nin güvecini yapacağız. Kayseri'nin kış yemeği. Bamya çorbamız. Kayseri'nin mücverini yapıyoruz. Ekranlarından tatlı programı Dünyanın Tadına Kayseri'den devam ediyoruz. Kayseri yağlaması yapacağız bugün sizlerle. Kayseri yağlaması yapıyoruz. Malzemeleri neler? Hamuru için. Unumuz var, tuzumuz var, mayamız var, su, süt. Bu hamuru için az sonra içinde sizlere göstereceğiz. Önce hamuru yoğuralım. Tamam. Başlıyorum. Şöyle unumu alıyorum. Yaş maya kullanabilirler bayanlar ama biz kuru maya olarak kullanıyoruz. Yine aynı şekilde kaya tuzumuz. Şöyle elimizle ezerek dökelim. Yaklaşık böyle yarım çay bardağı kadar sütümüzü alıyoruz. Yoğurmaya başlıyoruz. Cıvık olacak ki rahat mayalansın. Mantı hamuru gibi sert değil. Yok, mantı hamuru gibi değil bu.
Şimdi bunu yarım saat, bir saat kadar dinlenmeye bırakacağız. Sonra da açma işlemine geçeceğiz hep birlikte. Yarım saat hamurumuzun mayalanmasını bekliyoruz. Hamurlarımız güzelce mayalandılar. Ayşegül Hanım bezelemiş hamurlarımızı aynı zamanda. Hazır hale getirdik. Beze alıp mayalandığı zaman daha kolay açılır. Bizi de yormaz. Aynen. Şimdi isterseniz açma işlemine geçeyim. Bunları da sacda mı pişireceğiz? Evet, sacda pişireceğiz. Köy usulü olacak. Öyle ocakta falan değil. Küçük küçük yufkalar yapıyoruz, lavaş gibi. Evet, aynen. Küçük küçük lavaşlar halini yapacağız. Şöyle. Tamam, sacımızı atıyoruz. Tamam, bir taraftan pişiriyoruz, bir taraftan açıyoruz. Kayseri yağlaması yapıyoruz. Un çok kullanılmaz bunda. Yoksa hamuru kaysar, beyaz olur. Sacın üzerinde yanar. Hanımlar bilirler zaten. Sacda pişiriyoruz ama evde denemek isterseniz teflon tavada da pişirebilirsiniz. Evet, aynen öyle. Kaç kat bu şekilde bizim lavaş ihtiyacımız var? Yani iki porsiyonlu olarak düşünürsek 6 tane bazen bize yeterli. Çünkü o 4'e bölündüğü zaman 24 parça yapar. O da rahatlıkla 2 kişiyi doyurur. Kayseri yağlamamızın iç harcını yapmaya başlıyoruz. Malzemelerimiz neler? Hemen sayalım. Malzemelerimiz hafif yağlı olacak bu sefer. Mantı gibi yağsız değil. Yağlı kıymamız var. Soğanımız var. Karabiberimiz, toz biber, biber salçası, pul biber, domates, biber, kapya biberimiz var. Pul biberimiz var. Domates salçası, biber salçası, tereyağı. Biraz da sıvı yağ. Evet, biraz da sıvı yağ. Gayet zengin bir iç harcımız var. İsterseniz başlayayım. Hadi başlayalım. Tamam. Adı üstünde yağlama. O yüzden bol yağ alıyoruz tavamıza. Evet. Etimiz de yağlı, tereyağımız da var. Evet, aynı. Yağımız kızdı. Evet. Önce eti birazcık kavuracağız. Etimizin rengi döndü, kavruldu. Soğanla tekrar bir kavuracağız. Sonra baharatlarını vereceğiz. Sonra da pişmeye bırakacağız. Soğanla beraber etimizi biraz daha kavuruyoruz. Soğanlarımız da kavruldu. Yeşil biberimizi atıyoruz. Kapya biberimizi atıyoruz. Domatesimizi atıyoruz. Baharatlarımızı atıyoruz. Pul biberimiz. Evet, toz biber, cırgalan biberimiz, karabiberimiz. Tuzumuzu da atıyoruz. Hepsini bir sotelemeye bırakıyoruz şimdi. Salça eklemedik. Salçayı biraz daha bu sebzelerimiz öldükten sonra, diri kalmayacak şekilde olduktan sonra salçalarımızı ilave edeceğiz. Şimdi sebzelerimiz sotelendi. Salçalarını atacağım. İki tür salça kullanacağım. Biber salçası ve domates salçası. Ev yapımı. Ev yapımı, evet. Bahçelerimizin, bostanlarımızın salçası. Misafirimiz var. Biber sıçradı dışarıya. Süper. Evet. Misafirde eksik olmaz buranın. Evet. Süper. Domates salçamızı koyduk. Biber salçamızdan da az bir miktar koyduktan sonra karıştırıyoruz. Ya bırakıyoruz karıştırdıktan sonra. Evet. Sonra da servis işlemine geçeceğiz. En güzel yeri. Geçeceğiz. Evet, aynen. Yaklaşık bir 15-20 dakika kavrulmasını bekliyoruz. Bugün bayağı kalabalık misafir gelecek. Gitti. Anadolu'da öyle derler. Eğer yemek pişerken sıçrarsa misafir gelecek ama bizimki iyi bir sıçradı. Aynen, toplu bir şekilde sanırım misafirimiz olacak. Şimdi kamera kasan suyumuz geldi. Suyumuzu ekliyoruz. Evet. Bu şekilde pişmeye bırakıyoruz. Yaklaşık 15-20 dakika pişecek. Evet. Daha sonra sunuma geçeceğiz. En güzel ana geliyoruz. Evet. Az sonra. İçimiz kavruldu, içimizi hazırladık, suyunu da çekti güzelce. Şimdi sunuma geçebiliriz. Hadi artık geçelim. Tamam, hemen geçiyoruz. Ocaktan almıyoruz, sıcak olması lazım. Bazlamalarımız ılıtması için hemen şöyle yapıyorum, şöyle yapıyorum, şöyle yapıyorum. Lavaşımızı dörde katladık. Şöyle dört tarafında yağa buladım. Çok ilginç. Evet, bakın şöyle bir, öyle iki, şöyle. Şimdi etinden. Kenarlarını yağladık. Evet. Arasına etini koyuyoruz. İşte size Kayseri yağlaması. Of of of. Kuru hiçbir yeri kalmayacak bazlamamızı. Aynen, adı üstünde zaten yağlama. İkinci kata geçiyoruz aynı şekiline. Öyle yiyeceğiz mi? Yok, üst üste, üst üste olacak, kat kat. Şebitlerimizi güzelce yağına batırdık. Evet. Yine aynı şekil kat 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 servis tabağına aldım. Kaşık dolusu etimi de koydum. Of. Lezzet şöleni. Fotoğraflarını, videolarını çekiyorum ve Instagram'da paylaşıyorum. Instagram adresimiz Dünya Eti Adıyorum. YouTube kanalımız Esirgenç TV.
ve dünyanın tadı. Of of of. Kayseri yağlaması. Şu anda hazır. Şöyle. Nasıl yenir? Ben şimdi size göstereceğim. Dörde bölünür. Şöyle. Sunum bu şekilde. Evet, sunumumuz bu şekilde. Oo. Elinizle yiyeceksiniz yalnız. Ben hemen... Çatal kullanmıyor musunuz? Yok, Kayseri'de kullanılmaz. Ben mikrofonu devralayayım. Tamam. Siz devam edin. Şöyle katlıyorum. Evet, evet. Aynen o şekilde. Parmaklarınız yağ olacak. Yoğurt geldi. Yoğurdu nasıl yapacağız? Yoğurdu da batıracaksınız şöyle. Kaşık, çatal kullanılmaz burada. Batıracaksınız ucunu. Ha? Batırıyorum. Daldıracaksın şöyle. Oldu mu? Oldu, evet. Haydi, Bismillahirrahmanirrahim. Ayşegül Hanım, bu ne böyle? Kayseri yağlaması. Çok lezzetli. Afiyet olsun. Bakın yağlarımız nasıl güzel pıtır pıtır damlıyorlar. Yağları damlaya damlaya soğutmadan ben bu güzel yağlamayı yiyeceğim ve ardından devam edeceğim. Dünyanın tadını Kayseri'de çıkarmaya. Ama tavsiye ediyorum kesinlikle. Siz de yapabilirsiniz. Hazır lavaş alın, yapın. Kayseri'de bekleriz. Ha tabii. Yani dünyanın tadına devam ediyorum. Ekranlarından tatlı programı Dünyanın Tadına Kayseri'den devam ediyoruz. Şimdi Figen Hanım'la beraber güveçte lahana sarması yapacağız. Lahana dolması için malzemelerimiz, öncelikle ana malzememiz lahana. Daha sonra pirincimiz, iç malzememiz için maydanozumuz, soğanımız, kırmızı biberimiz, yeşil biberimiz, salçamız, baharatlarımızda toz biber, pul biber, sumak, lahananın olmazsa olmazı sumaktır. Tuzumuz, karabiberimiz, nanemiz, evet, sıvı yağımız. Biraz da su pişirmek için. Evet, pişirmek için de su kullanacağız. Hadi hemen başlayalım. İlk olarak yağımızı ekliyoruz. İyi bir dolma yemek, lezzetli bir dolma yemek istiyorsak Yasin Bey, birazcık yağ kıvamını çok olmamak şartıyla biraz kaçırmak. Sonra yağımızın içine öncelikle soğanımızı ekliyoruz. Soğanımızı ekledik. Bol malzemeli. Dolmalarımız bol malzemeli, güzel lezzetli olur. Biraz sotelendikten sonra diğer malzemelerini arka arkaya vereceğim tavamıza. Soğanlarımız şimdi yavaş yavaş pembeleşmeye başladı. Bunun içine ince ince doğranmış kırmızı biberimiz. Sebzelerin çok ince doğranması lazım. İnce ince kıyılmış tekrardan yeşil biberlerimiz ve tekrardan soğanla bütünlüyoruz. Yavaş yavaş kıvamına gelen sotemizin içine ince ince kıyılmış domateslerimizden de ilave ederek tekrar soteleme işine devam ediyoruz. Dolmamızda salçamız çok olmamak şartıyla biraz salçamız olması lazım. Pirinçlerimiz için de beyaz değil de böyle renkli görünmesi lazım. Aşırıya da kaçmamak şartıyla. Salçamızı da ilave ettik. Tekrardan hepsini bütünleştirdik. Özleştireceğiz şimdi. Salçamızı içinde eriteceğiz. Domates, biber, soğan, yeşil biber, kırmızı biber hepsini bütünleyeceğiz şimdi şu an. Biraz soteleyeceğiz bunu. Sotelememiz gerekiyor. Koyduğumuz salça kendini bıraktıktan sonra şimdi baharatlarımıza geçiyoruz. Tamam, nanemizi attık, şimdi karabiber. Nanemizi attık. Sonra bir piske karabiber. Sumak. Hem lezzet hem ekşilik verecek. Sumağımız olmazsa olmazımız lahanamızda. Daha sonra tuzumuz. Pul biberimiz. Biraz hafif baharatlı, hafif acımsı olursa daha da lezzetli olur. Toz biberimizi atıyoruz. Şu anki benim yaptığım lahanama göre iç yapıyorum. Bayanlarımız kendi lahana ölçüsüne göre içini kendileri ayarlayabilir yani. Sonra bunu da karıştırıp attığım baharatları içindeki harcımla iyice özleştirerek güzel bir koku yayıldı. Gördünüz mü Yasin Bey? Biz gibi koktu. Şimdi pirincimizi de alalım. Buyurun. Yeteri kadar lahanamıza yetecek şekilde boşaltıyoruz. Önceden yıkanmış, satılmış pirinç. Nişastasını alacağız. Kevgirden iyice geçireceğiz onu. Sonra pirincimiz de hepsiyle, bütün sebzelerimizle bütünleşip kavrulmaya başladı. Biraz da maydanozumuz. Hem renklendirsin hem lezzet versin. Çok güzel bir iç oldu. Karıştırıyoruz. Tavamızdaki iç harcımız şimdilik şu anda kendine geldi. Bunu biraz suyla çözmemiz lazım. Biraz da pirinci kabartmamız lazım ki dışındaki lahana yumuşak sarıldığı için içinde pirinçlerimiz diri diri durmasın. Bu biraz böyle foşur foşur kaynayacak. 2-3 taşıyım. Sonra bunu kenara alacağım. Şimdi bunu bir kenara alacağım. Lahanamızın iç malzemesi hazır. Bunu kenara bıraktığımın sebebi de pirinçlerimin kabarması. Kendiliğinden kabarıp dinlenecek. Dinlenmeye alacağım iç malzememi.
İçimiz bir taraftan dinlenirken ocağımıza sıcak suyumuzu aldık ve suyumuz kaynamaya başladı. Şimdi şu an suyumuz kaynamaya başladı. Bu biraz fokur fokur kaynaması lazım. Tamam. Yan tarafta lahanalarımızı ben önceden sizin için hazırladım. Tek tek kanatlarını ayırdım. Biraz tuzumuzu atalım. Tuzumuz içinde eriye dursun. Şimdi bu arada yavaş yavaş lahanalarımızı sarabiliriz suyumuza. Suyumuzu da bütünleştirelim. Suyun içinde kaybolacak. Yani bütün şu sert kısımları, damar kısımları suyun içinde kalması lazım. Yumuşaması lazım. Evet. Şimdi Yasin Bey, lahanalarımız tam haşlama alma kıvamına geldi. Lahanaları alırken zar kısımlarının iyice haşlanmasına dikkat edelim ama. Oraları sert kalmasın, yumuşak olsun. Fazla yumuşak da olmasın, sararken elimizde ezilir. Bunun püf noktasına da dikkat edelim. Şimdi bir tane servis tabağına lahanalarımızı çıkartalım. Lahanalarımız haşlandı, içimiz soğudu. Artık şimdi sarım aşamasına geçiyoruz. Göstereceğim şimdi sarmasını. Önce beyaz lahanalarımdan alayım. Kalem gibi saracağım için şeritlere ayırmam gerekiyor. Ve ortadaki bu sert zarını bir kenara almam gerekiyor. Onu da kullanacağız, çöpe atmayacağız. Dibi tutmasın diye dibine ne yapıyoruz? Dibine bu ayırdığım lahanalardan diziyorum ki alttaki lahanayla üstteki lahana eşit pişsin. Alttaki lahana hamur olurken üstteki lahana diri kalmasın. O zaman hemen koyalım, dibini döşeyelim. Önce dibine ayırdığım sert lahanalarımı dip kısmına yerleştiriyorum güvecimin. O sert kısmının güvecin dibine yerleştiriyoruz. Bunu bir kenara aldım. Sarma işlemine başlıyorum. Tamam. Önceden hazırladığım içim kabarmış. Gayet de güzel duruyor. Aldığım içten lahanama koydum. Lahanamı nasıl saracağız? İlk lahanamı sardım Yasin Bey. Kenarlarını sokmadık içine. Biz bunun kenarlarını da katladığımızda biraz görünüm açısından iri bir lahana olur. Dökülmeyecek mi içi? Dökülmez Yasin Bey. O çok kolay o zaman böyle sarması. Aynen öyle. Herkes bu, sarabilir. Herkes sarabilir. Şimdi son bir tane kalan lahanamızı da kalem gibi sarıp sarma işlemini bitirdik. Lahana dolmalarımız eşit bir şekilde güvece gitmeyi bekliyor Yasin Bey. Tamam. Güvecimizi alıyoruz. Tek tek güvecin alttan başlayaraktan lahanamızı yerleştiriyoruz. Lahanalarımız güveçte buluştu. Sarma işlemini bitirdik. Daha sonra bunun üzerine pişmesi için salçalı su ve yağ ekleyeceğiz. Zeytinyağımızı ekleyeceğiz. Bunun için de bir kabımızın içine bir kaşık salça. Bunu suyla açacağız öncelikle. Açtığımız salçayı hazır olan lahanalarımızın üzerinden gezdiriyoruz. Daha sonra üzerine zeytinyağımızı gezdiriyoruz. En son aşamada da son olarak suyumuzu ilave edip pişmeye gönderiyoruz. Bir püf noktası da pişirirken üzerine kapatalım ki pişerken dolmalarımız dağılmasın. Şu şekilde kapatıp şunu yapıyoruz. Harika. Ocağımızı pişmeye bırakalım. Evet. Lahana sarmamız artık pişti. Şöyle kapağını açayım. Güveçte. Şu şekilde göstereyim. Çok güzel gözüküyor. Hemen servis tabağımızı alıyoruz. Oo. Lahanamız sumaksız yenmez. En son üzerine limon sıkıyorum. Böyle yenir Kayseri'de lahana sarması. Lahana sarması. Afiyet olsun Yasin Bey. Buyurun tadın. Tadına bakıyorum. Hem sumak hem limon afiyet mükemmel olsun. Bir tat, mükemmel. Herkese afiyet şeker olsun. Dünyanın tadı Kayseri'den devam ediyor. Ekranların en tatlı programı Dünyanın Tadında şimdi de Kayseri'nin mücverini yapıyoruz. Karışık sebzeli mücver. Evet. Malzeme olarak kabak, havuç, maydanoz, dereotu, kaşar peyniri, yumurta, süt, un bu şekilde hepsini harmanlayıp kızgın yağımıza satıyoruz. Kızartıyoruz. Evet. Hemen başlayalım. Önce kabağımızı rendeliyoruz. Kabuğunu soymadık. Kabuğuyla beraber. Evet, kabuğuyla birlikte rendeliyoruz. Kabaktan sonra havucumuzu rendeliyoruz içine.
koymuş olduğumuz sebzeleri çoğaltıp azaltabilirsiniz. Evet. Biz genelde 1'e 2 yapıyoruz. Bir kabak 2 avuç. 2 avuç evet. Avucu bol oluyor burada. Evet. Dereotu ve maydanozumuzu ince bir şekilde çekiyoruz. Doğramış olduğumuz malzemelerin suyunu şu şekilde elimizden alıyoruz. Evet, suyu sıkmak önemli yoksa evet. Çok un alır. Fazla un almasını istemiyoruz. O yüzden suyunu sıkıyoruz. Suyunu sıktık. Karıştırma kabımızı alıyoruz. Üzerine evet. Kaşar peyniri kaşar peynirimizi atıyoruz. Birazcık unumuzdan alıyoruz buradan. Yumurtamızı kırıyoruz bu şekilde. Tutması için. Evet. Daha olması pişerken. 2 tane yumurta kırdık. Evet. Birazcık sütümüzü ekliyoruz. Vav wow, sütle yapıyoruz. Evet. Şimdi. Şimdi hamur gibi yoğuracağız. Evet, hamur gibi yoğuracağız şimdi bu şekilde. Cıvık bir hamurumuz olacak. Şimdi yağımızın kızmasını bekliyoruz. Yağımız ısındı. Yani kızması önemli. Evet, yağımızı kızdırdık. Sarkan Usta tuz ve pul biber ekledik. Şimdi bunu harmanlıyoruz. Kaşığımızı alıyoruz. Dolu dolu bir kaşık. Evet, şu şekilde. Yağımızın içerisine atıyoruz. Biberlerimizi yağımızdan buluşturduk. Şu anda kızartıyoruz. Sarkan Şef mücverlerimizi çevire çevire pişiriyor. Ama acele etmedi çevirmek için. Birazcık piştikten sonra çevirmeye başladı. Şu anda mücverlerimiz hazır. Servise sunabiliriz. Tadına bakalım. Tabii. Oh. Tabağımızı alıyoruz. Şimdi geldik programın en sevdiğim kısmına, tadım kısmı. Bakalım evet. Nasıl olmuş. Sarkan Şef'in ellerinden. Kendi elinizden yapmış gibi yiyebilirsiniz. Of kaşarlı, karışık evet, sebzeli. Bol kaşarlı, yumurtalı. Mücver. Bayılırım. Özellikle kahvaltılarda. Afiyet olsun. Çok güzel olmuş. Kaşar çok yakışmış. Kaşar genelde kaşar yapıyoruz. Çünkü kaşar güzel oluyor. Hmm. Lezzet veriyor. Bu şekilde sunumumuzu yapıyoruz. Afiyet olsun. Kayseri 5000 yıllık tarihi boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış ve her gelen medeniyet de Kayseri mutfağına bir şey eklemiş. Onlardan biri de Çerkezler. Çerkezlerin meşhur mantısını yapacağız. Malzemeleri neler? Hamur için. Un, bir tane yumurta, tuz, katı bir hamur yapacağız. İçi için patatesler güzelce haşlanmış. Evet, patateslerimizi haşlıyoruz tuzlusuda, haşlama yapıyoruz. Sonra onu aldıktan sonra bir kenara ayrı bir tavada soğanımızı kavuruyoruz. İçerisine iyice karolduktan sonra toz biberimizi atıyoruz ve kuru nane. Çerkez mantımızın iç harcı bu kadar. Kuru nane, soğan, evet. Pul biber evet, evet. Ve tuz. Güzelce ezdiniz. Evet, böyle bu kıvam alıyor zaten. Ezildikten sonra patates püre haline geliyor. İçine soğan da baharatlar da girdikten sonra böyle bir güzellik ortaya çıkıyor. Çok güzel, içimiz hazır. Evet. Şimdi hamur hazırlayalım. Evet, hamur için dediğim gibi çerkez mantımızın hamuru için öncelikle unumuzu alıyoruz. Bir miktar un. Kaya tuzumuz, olmazsa olmazımız, mantılarımız da ve bir tane yumurtamız. Şöyle bir karışımımızı şöyle bir unla beraber özleştirdikten sonra suyumuzu ilave ediyoruz. Ve yoğurmaya başlıyoruz çerkez mantısının hamurunu. Çerkez mantımızın hamurunun katı olması lazım. Diğer hamurlarımızın olduğu gibi. Sert olmasının özelliği bu. Haşlandığı için haşlarken dağılmasın, bozulmasın. Kendini bırakmaması. Şöyle bir tabağımızı toplayalım ki hamurun olup olmadığını anlayalım. Eskiden Kayserililer kız istemeye giderlermiş, bir hamur yoğurtururlarmış. Hamuru ne kadar yoğursa yoğursun, eğer kenarlarında temiz değilse o kız alınmazmış. Öyle de bir bizim eskilerimizin bahsettiği bir hikayemiz vardır. Hamurumuz kendine yavaş yavaş geliyor. Bezimiz hazır. Bu bezimizin aşağı yukarı 5 ve 10 dakika dinlenmesi lazım ki hamurumuz dinlendikten sonra daha güzel açılsın. Hamurumuz yeterince dinlendi. İmece usulü el birliğiyle yapacağız. Hamurumuzu aşmaya başladık. Kıvama tam gelmiş hamurumuz dinlendirdiğimiz için. Önce merdaneyle sonra oklavayla açacağız. Açarken de boş beklemeyeceğiz. Erkilet güzeli bağlar bozuyor amanın aman. Ben yandım aman. Kirpikleri kalem olmuş geziyor.
canım canım. Tek tek basaraktan, bade süzerekten, inci dizerekten. Gel canım gel aman. Harikasınız, harikasınız hanımlar. İşte böyle Kayseri'de imece usulü, Türkler söyleyerek, maniler söyleyerek yapılır yemekler. Hamur açıldı, yeterince açıldı. Açma kıvamına tam geldi. Şimdi aparatımızla şekil vereceğiz. Çerkez aparattan mağazı bulamazsanız eğer evinizde bir kase yardımıyla yapabilirsiniz. Bardak, alayım, kase. Güzel de kesiyoruz. Yuvarlak yuvarlak. Evet. Çerkez mantısının diğer bir özelliklerinden birisi, Kayseri mantısı kadar ince yapmayız bunu. Ki patates çünkü ağır basar, kaynarken yırtılma ihtimali yüksektir. Biraz daha, evet biraz daha kalın düşmesi lazım bunu Kayseri mantısına nazaran. Patates. Şimdi nasıl yapıyoruz hanımlar? Öncelikle kestiğimiz hamurumuzu avucumuzun içine alıyoruz. Biraz onu patates. Köfte boyutunda. Şu şekilde. Sonra iki ucunu ağız ağzına getiriyorsunuz. Verelim bulaşık. Tamam. Ve tamam. Kapama işlemi yapıyorsunuz. Elimizle böyle bastıra bastıra. Bastırıyorsunuz evet. Ucdan cimdik, başlayın. Cimdik. Ucdan başlayın Yasin Bey. Şuradan başlıyoruz. Şuradan evet. Şöyle. Evet. Şu şekilde. O şekilde devam edin ve bitirin şu şekilde. Bakın hanımlar bu şekilde. Doğru yapıyor muyum? Doğru. Çok güzel oluyor Yasin Bey. Kayseri mantısının yanında bunu da öğrendiniz yani. Yalnız ben böyle bırakmayacağım bakın hanımlar. Ben Ukrayna'ya gittiğimde Ukrayna'dan öğrendiğim bir desen var. Onu yapacağım. Onu biz de yapacağız size. Biz de yapıyoruz. Onu. Öyle mi? Bakın bir alttan üste. Alttan üste. Şöyle bastıra bastıra. Çekiyorsunuz, bastırıyorsunuz. Hayır. Çekiyorsunuz, daha sonra bastırıyorsunuz. Da ben bir yapayım size göstereyim. Bakayım beğenecek misiniz? Şöyle. Minik minik. Nasıl oldu? Ben size tam bir çerkez mantısını göstereyim. Değişik. Güzel oldu mu? Güzel oldu. Farklı bir evet modeli oldu ondan. Aa bu daha kolay. Bakın burada deseni çatalla veriyorlar. Evet. Daha pratik. Asıl çerkez mantısının desenini biliyor musunuz Yasin Bey? Orijinali nasıl? Tuttum. Bir ucunu birleştirdim şöyle. Şöyle, 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 şöyle. Çerkezlerimiz asıl çerkez mantısını böyle yaparlar. Çiçek gibi. Oo, çok evet, güzel oldu. Evet, şu deseni veririz. Mükemmel, çok güzel oldu. Kolay olsun derseniz ilk defa deneyenler için çatalla. En basit o. Evet. Evet, şimdi gidiyoruz mutfağa haşlamaya. Nasıl haşlayacağız? Tuzlu suda kaynayan tuzlu suyumuzun içine atıyoruz. Hafif de yağ damlatıyoruz ki hamurlar birbirine yapışmasın. Mantımızın suyu kaynadı. Evet. Mantımızı şimdi pişireceğiz. Dilerseniz başlayalım. Hadi. Kaynayan suyumuzun içine şöyle çok az bir şey yağ koyuyoruz. Mantımızın parlak durması ve birbirine yapışmaması için. Tuzumuzu ekliyorum. Sonra da mantımızı salıyoruz kaynayan suyumuzun içerisine. Patatesli çerkez mantısı. Mantılar suyun dibine çöktü. Evet, onlar yukarıya kalkana kadar kaynatacağız işte. Püf noktamız o. Yüzmeye başladı mantılar. Evet, evet yüzüyorlar yavaş yavaş. İşte böyle yapacağız. 2 dakikaya tamamen hazır olacak inşallah. Eskiden annelerimiz şey derlermiş, mantının pişip pişmediğini anlamak için köpüğünün sarı olup olmamasına dikkat ederlermiş mesela. Bilmeyen insanlar köpüğünün sarardığı zaman piştiğini anlarlar. Annelerimizin, evet annelerimizin tarifleri aslında bunlar. Annelerimizden, anneannelerimizden duyduğumuz kadarıyla mantılarımızı da piştiler. Şimdi onlar sarardı. Evet. Servis tabağını alıp sonra da tereyağlı sosuna geçeceğiz. En güzel kısma geliyoruz. Evet. Şimdi sosunu hazırlıyoruz. Evet. Tereyağımız, doğal tereyağımızı alıyoruz. Biraz kızdırdıktan sonra toz biber üzerine vereceğiz. Mis gibi bir renk oluşacak. Sosumuz hazır, bu kadar. Görüntü şahane. Ben de hemen fotoğrafını, videosunu çektim. Sosyal medyada paylaşacağım. Instagram adresimiz Dünyayı Tadıyorum. YouTube kanalımız Esirgenç TV ve Dünyanın Tadı. Bu tarifleri yayından sonra paylaşıyorum. Evet, şimdi geldik programın en güzel kısmına, tadım kısmı. Bakalım nasıl olmuş. İçine bakalım nasıl, pişmiş mi? Oha! Şöyle tereyağını iyice batırıyorum ve tadına bakıyorum. Çok lezzetli. Kendimi durduramıyorum, ben devam edeceğim. Tarifini verdik. İnşallah siz de denersiniz, yapabilirseniz. Yapamazsanız gelin. Kayseri'de hanımlar size yapar yapar yedirir.
ekranlarından tatlı programı Dünyanın Tadında. Şimdi de Kayseri'nin güvecini yapacağız. Kayseri güveci. Bugün kuzu etinden sebzeli güveç yapacağız. Malzemeleri ne? Önce bir malzemeleri sayalım. Malzemeleri tanıtalım. Kaburga etimiz var, kemikli. Kuzu etimiz var. Kuzu but. Lezzetli olan tarafından yağsıyla birlikte. Acı biberimiz var. Sarımsak, kırmızı biber, yeşil biber. Soğan var, domatesimiz var. Kuyruğumuz var. İçerine lezzet katsın. Ondan sonra domates salçamız var. Tuz, karabiber, pul biber, toz biber gibi. Tatlandıracağız biz bunu. Bir de patlıcanımız var sebze olarak. Patates yok. Soğan var, patlıcan var, domates var. Tereyağısını da vereceğiz. Az da salçalı sosumuzu fırına süreceğiz. Yaklaşık 3 saati buluyor güveç yemekleri. İlk önce patlıcanımızı soyalım. Şimdi. Güvecin en altına etimizi koyuyoruz. Yağ ile beraber doğranmış kuşbaşı. Üzerine kaburga kısmı. Kemikli kaburga kısmını koyuyoruz. Bunun içerisine şimdi kuyruk doğrayacağız. İnce doğrayalım, lezzeti yete geçsin komple. Kuyruk yağımızı ekledik. Kesinlikle. Bunun içerisine sebzelerini katalım. İri iri doğrayalım sebzeleri. Aynen, ete yaklaşık olsun. Ana malzemesi et ama etten büyük olmayacak hiçbir şekilde. Ama ete de yakın olsun büyüklüğü ki etle birlikte erimesin içerisinde, kaybolmasın. Bunda uzun sürede pişecek. Hani en az 3 saat sürüyor güveç yemekleri. O yüzden kaybolmasın sebzesi. Soğanla koyalım. Sarımsağımızı alıyorum. Şimdi biberler. Bunlar da yine aynı şekilde böyle iri yapıyoruz. Büyükleri bir bırakın. Kesinlikle, yani ana malzeme neyse ona yakın oluyor sebzesi de. Eminim siz de çok beğeneceksiniz. Şimdi domatesleri ekliyoruz. Kabuklar soyulmuş. Aynen. Domatesler. Domatesin kabuğunu soyuyoruz ki çok uzun süre pişeceği için şey lif lif gelmesin. Aynen. Bu da acı biberimiz, acı severler için. Yalnız. Şimdi az bir sosumuzu hazırlayacağız burada. Tamam, buyurun. Salçamızı veriyoruz. Sosu salçalı su. Aynen. Suyla iyice açıyoruz salçayı. Ondan sonra iyice, yani pütür pütür gelmesin yemeğin içerisinde. İyice özleşsin diye salçayı yediriyoruz. İyice açtıktan sonra yemeğin üzerine vereceğiz sosumuzu. Şöyle gezdirelim. Siz nasıl tercih ederseniz, biz tuz atıyoruz. Tuzumuzu attık. Karabiber kullanıyoruz az. Acı biberi az koyduk. Pul biber de destek olsun. Acısı güzel olur yemeğin, güveç yemeklerinde. Ekmeği bana yiyeceğiz değil mi? Kesinlikle, aynen. Toz biberimizi de ilave yapalım. Bunu güzel bir harmanlayacağız. Ondan sonra folyosunu kapatacağız. Fırınımıza vereceğiz. Mühürleyelim ki buharıyla birlikte yemeğimiz tadı kaçmadan pişsin fırında. Yemeğimiz fırına hazır. Şimdi fırına sürüyoruz bunu. Hadi hemen fırına atalım şimdi. Fırının koltuk kısmını, ateşten aynen, uzak kısmına atıyoruz. Aynen öyle. 3 saat. 3 saat sonra yemeğimiz hazır. Yaklaşık 3 saat sürüyor bu güveç yemekleri. En zor kısmı burası, 3 saat beklemesi. Kayseri güvecimiz pişti ve fırından geliyor. Evet. İbrahim Ustam. Çıkartıyoruz. Alalım artık, 3 saati geçti. Dayanamıyoruz. Of of of, fokur fokur hala kaynıyor. İşte size Kayseri güveci. Hemen tabağımızı alalım. Ve tadına bakalım. Arkadan sıcak sıcak ekmeklerimiz de geliyor. Evet, nasıl yenir? Çatal bıçak yok bakın, öyle bir şey beklemeyin. Oh! Elimizi yaka yaka. Sebzesiyle, etiyle beraber aldım. Suyuna da bandım. Bakalım tadı nasıl? Siz iyice Kayserili oldunuz. Nasıl yeneceğini de öğrendiniz. Öğrendik nasıl yendiğini. Afiyet olsun. Çok lezzetli sebzelerle beraber bayıldım. Tarifini vermesi bizden, yapıp denemesi sizden. Yapabilirseniz yapın, deneyin. Yapamazsanız çıkın yedin Kayseri'ye. Yerinde yiyin. Acısıyla, baharatıyla, sarımsağıyla çok güzel olmuş. Afiyet olsun. Erciyes'teyiz. 2200 rakımdayız. Şimdi Ayçegül Hanım'la beraber Kayseri'nin kış yemeği.
Hatta çorbası. Evet. Bamya çorbamız. Kuru bamya çorbası. Evet, kuru bamyamız. Nasıl yapılır? Malzemelerimiz neler? Hemen sayalım malzemelerimizi. Kuru bamyamız var, kuru soğanımız var, reyhanımız var, pul biberimiz var, nanemiz var, tuz, toz biber, karabiber, sıvı yağımız, yağsız kuşbaşı doğuracağız bunu. Kuyruk yağımız, domatesimiz, limonumuz, kemik suyumuz, salçamız. Malzemeler bunlar. Bu kadar. Hemen başlayalım. Bu güzel manzara içerisinde harika bir hava var. İnsanlar kızak yapıyor, kayak yapıyor. Kardan adam yapan kardeşimiz orada. Kolay gelsin. Merhaba. Hadi başlayalım. Kuru bamyamızın. Bamyanın tüyleri olur. Tüylerini alacağız. Evet. O tüyleri almamız gerekiyor. Bakın bir bezle. Böyle birbirine sürte sürte sürte. Dökülüyor tüyler şu anda. Evet, evet dökülüyor. Rüzgardan görünmüyor olabilir ama çünkü uçuyor buralara şu an. Erciyes'in rüzgar alıp götürüyor zaten. Şimdi bamyamızı alıyoruz. Sıcak suyumuzun içine bırakıyoruz. Dinlenmeye bırakıyoruz. Yapıma geçiyoruz. İplerini almadık. İplerini almadık, o zaten kendini bırakacak. Haşlatma sonucu. Evet evet aynen. Birazdan bamyayı alacağız iplerini. Bu şekilde bamyalarımızı haşlanmaya bırakıyoruz. Evet haşlayacağız. Ocağa aldık bamyamızı. Üzerine limon sıkıyoruz. Suyu sünmesin diye. Bu püf noktamızdır bizim. Zaten yapan bayanlar bunun çoğunu bilirler. Limon suyu önemli. Bırakıyoruz. Evet limon suyuyla. Direyen limon tuzu da kullanabilir buna. Yani tek limon şart değil. Bamyamızı içerideki ocağa götürdük haşlanması için. Biz de bu arada etini kavuracağız. Diğer malzemelerini pişireceğiz. Ne yapıyoruz? Şimdi soğanımızı ve kuyruk yağımızı doğrayarak başlıyoruz işlemimize. Tarkan Usta geldi etleri doğramak için. Şimdi kuyruk yağımızı ince ince doğruyoruz abi burada. Kuyruk yağı çok kullanılır Kayseri mutfağında. Sulu yemeklerde, fırın yemeklerinde yağımızı doğradık. Hemen yağımızı ocakla buluşturalım. Yağımız belirsin. Etimizi de yine aynı şekilde küçük küçük kuşbaşı şeklinde doğruyoruz. Etleri ince ince doğradık. Evet. Bıçak kıyması gibi oldu. Şimdi eriyen kuyruğumuzun içine etlerimizi atacağız. Kuyruk yağımız eridi. Şu an yağını bıraktı. Posasını alıyorum ve sıvı yağımı ekliyorum. Ardından da diğer malzemelerimi koyacağım içine. Şimdi sıvı yağ ekliyoruz. Sıvı yağımı ekliyorum, evet. Üzerine ince doğradığımız etimizi ekliyoruz. Evet, etimiz kavrulurken soğanları doğramaya başlıyoruz. Soğanlar da ince ince. Evet, ince ince doğruyoruz. Ne kadar bol soğan doğrarsak o kadar lezzetli olur. Etlerimiz birazcık kavrulmaya başladı. Rengini değiştirdi. Şimdi soğanları ekleyelim. Soğanlar beraber kavrulsun. Evet. Soğanımız da biraz kavruldu. Evet. Şimdi ne yapıyoruz? Salça ekliyoruz. Baharatlarımızı ekliyoruz. Evet. Pul biberimizi attık, tuzumuzu atıyoruz. Biraz toz biber. Çırgalan biberimiz, onu da söylemeden geçemeyeceğim. Kemik suyumuz. Kemik suyu. Evet, hepsi bir özlesinler. Bunları iyice kavuruyoruz, ondan sonra suyumuzu veriyoruz. Domatesimizi de ince ince doğrayalım bu arada. İçine. Tavukları soyduk. Evet. Şimdi domatesleri ekliyoruz. Evet, domates ekledik. Şimdi hepsini bir kavurmaya bırakıyoruz. Bir 5 dakika kavurduktan sonra suyumuzu veriyoruz. Özleşmesini bekliyoruz. Bamyayı daha sonra. Daha sonra vereceğiz bamyayı. Etimiz salçayla beraber iyice kavruldu. Bu arada bamyalarımız da haşlandı. İplerini temizledik arasından. Evet, temiz hale getirip buraya getirdik. Birazdan tencereyle buluşturacağız onu, suyla hadi buluşturacağız. Hadi buluşalım. Önce suyumuzu alalım. Önce suyumuzu ekliyoruz. Evet. Üzerine bamyalarımızı atıyoruz ve kaynamaya bırakıyoruz. Öncelikle limon sıkıyoruz. Bamyan olmazsa olmazı. Hemen limonlarımızı sıkıyoruz. Haşlanan bamyamızı suyumuzun içine bırakıyoruz. Kaynamasını bekliyoruz. Bamyamızı da ekledik. Şöyle bir karıştıralım. Suyu özümsenene kadar kaynatıyoruz. Evet, özümsenene kadar kaynatıyoruz. Ne kadar sürer? Bir 5 dakika kadar beklememiz lazım kaynaşması için. Kayseri'nin meşhur bamya çorbası şu anda hazır. Ve tadına bakabiliriz. Tabii. Hemen sıkıyorum limonda. Çorba da geçiyor ama benim için ana yemek bu. Genelde Kayseri kültüründe bunu düğün yemeklerinde ikram olarak sunarlar. Düğün yemeği? Evet. Oh, bol etli. Şöyle soğanıyla, tanesiyle bayılırım. Çok güzel olmuş. Tarifini verdik, çok basit. İnşallah siz de yapıp denersiniz. Yapabilirseniz deneyin. Yapamazsanız çıkın gelin Kayseri'ye.
Ekranlarından tatlı programı Dünyanın Tadına Kayseri'den devam ediyoruz. Şimdi de Kayseri'nin en meşhur lezzetlerinden birisi. Pastırma. Kayseri pastırması. Ve bu pastırmayla birazdan ne yapacağız? Pide yapacağız. Pastırma bir defa kuru havada pastırma olur. Orada kurutulur. O kuru havanın çemenle vurur, çemeni etine vurur, etini pişirir. Pastırma böyle pastırma oluyor. O yüzden... Nasıl yapıldığını da bu adamı yapmış olduk. Pastırma kuru havada yapılır. Tabii ki. Pastırma sıcakları dediğimiz zaman da başlar. Hayvan sırt kısmından çemene batırılır. Asılır o havada. İşte bir ay, iki ay, üç ay kurutulur. O kuru havanı vermiş olduğu lezzetle de pastırma oluşur zaten. Şimdi hemen Kayseri pastırmasıyla Kayseri'nin pastırmalı pidesini yapmaya başlıyoruz. Süleyman Usta. Hamur için malzemelerimiz iki çeşit unumuz var. Esmer un ve beyaz un olarak. Mayalı ekmek hamuru. İçi için? İçi için de pastırmamız var. Kaşar peynirimiz var. Ve tereyağımız var. Bu kadar. Evet, bu kadar. Hadi hemen başlayalım. O Kayseri'nin meşhur pastırması tadına bakalım. Kayseriler iddialı. Hamuru merdaneyle güzelce açıyoruz. Bu arada ben dayanamayacağım. Pastırmanın tadına bakacağım ustam. Kusura bakma. Çok güzel. Kesinlikle güzeldir. Ve yağlı. Tabii ki. Zaten pastırmanın içerisinde o beyaz yağlar olmadığı zaman lezzetli olmaz zaten. Kayseri pastırmasını, Kastamonu pastırmasını ayıran şey de zaten bizim pastırmalarımızın yağlı olmasıdır. Lezzet oradan alır pastırma. Evet, ustam hamuru açtı maşallah. Uzun bir hamur açtı. Metrelik bir pide olacak sanırım bu. Kayserilerin pideleri de büyük. Önce boş attık. Evet. Bir dakika kadar hamurun kendini hafif toplaması için. Ondan sonra çıkarıp tekrar süreceğiz. Hamurumuzu hemen çıkarıyoruz. Bir dakika bekledi. Şimdi ne yapıyoruz ustam? Önce kaşar. Bol pastırma. Kayseri'de böyle çok güzel bir şey yapıldın da Kayseri'de bir söz vardır. Yeme de yanında yat diye. Şimdi ustanın yaptığı tam öyle oldu. Yeme de yanında yat. Siz yatın ben yatamam ustam. Bu lezzetin yanında yatılmaz. Çok güzel oldu çok. Pastırmamızı koyduk üzerine tereyağımızı ekliyoruz. Tereyağımızı ekliyoruz. Pastırmalı pidemizi fırına atıyoruz. Ben de fotoğraflarını çekip Instagram'da paylaşıyorum. Instagram adresimiz Dünyayı Tadıyorum. At ustam. Oo. Kayseri'nin meşhur pastırmalı pidesi geliyor fırından. Görüntü şahane. Odun ateşinde pişen Kayseri'nin meşhur pastırmalı pidesi şu anda hazır. Elle yenir burada pide. Kayseri'nin meşhur pastırmalı pidesi. Ustam mikrofon sana. Bakın yağlara aka aka. Böyle bir pide yok. Pide de son nokta. Ustam ellerine sağlık. Afiyet olsun. Tarifini verdik. Yapabilen yapsın denesin. Yapamayan çıksın gelsin Kayseri'ye yerinde yesin. Ben bu güzel pideyi soğutmadan yiyeceğim ve ardından devam edeceğim. Dünyanın tadını Kayseri'de çıkarmaya. Dünyanın tadına Kayseri'den Erciyes Dağı'ndan devam ediyoruz. Şu anda Erciyes Dağı'nın eteklerinde 2200 metredeyiz. Evet. Zirvesi? 3917. 3917 metre zirvesi. Ve biz de şimdi burada karda yenecek en güzel lezzeti yapıyoruz. Kesinlikle. Ne sucuk yapıyoruz? Ekmek yiyeceğiz bugün. Kayseri'nin meşhur sucuğunu yapıyoruz. Aynen, ustalarım iddialı. Ekmek ve sucuk, sucuğun yerken tadını alıyoruz. Malzemesi? Bu kadar. Orijinal bağırsak içerisinde yapılmış sucuk eti. Kıyma, baharatlarıyla birlikte. Şimdi onu kesiyoruz. Şöyle. Bağırsağını soyuyoruz tabii ki. Kayseri'nin meşhurdur. Sucuğu pastırması. Aynen öyle. Bunu bir daha keselim ince olsun. Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal tesislerindeyiz. Tesisin şefi İbrahim Bey sağ olsun bugün bize muhteşem lezzetler yapıyor. Sucuğumuzu koyduk mangalımıza. Kayseri sucuğu başka sucuklara benzemez. Piştikçe de yağını akıtmaya başladı sucuklar. Çok güzel kokuyor. Çevire çevire pişiriyoruz. Koku da ses de şahane. Şöyle. Ekmeğin üzerine bastık. Ekmek hem ısınıyor hem de o sucuğun yağını alıyor. Daha da lezzetleniyor. Böyle daha bir güzel oluyor. Daha bir lezzetli oluyor. Mangalda sucuk pişirmek basit gibi gelir ama o kadar basit değildir. Ustalık gerektirir. Sucuğu kurutmayacaksınız. Aynen öyle. Ekmeğini düşüyoruz. Evet, sucuk ekmeğimiz hazır. Bu şekilde yenir Kayseri'de. Şekilde. Hemen tadına bakalım evet. Şefim. Şöyle bıçakla dilimleyelim.
İnanılmaz lezzetli olmuş. Bu ortamda çok güzel gidiyor. Kesinlikle. Herkese tavsiye ediyorum. Eğer yolunuz düşerse Kayseri'ye, Erciyes'e çıkın. Bu manzaranın eşliğinde. 2200 rakımda. 2200 rakımda bu tadı yayın. Daha sonra 3917 metreye tırmanırsınız. Aynen. Dünyanın tadı Kayseri'den devam ediyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.